seçicilere. Bir diğer videomu da 24 Ocak'ta çekmişim, bir ay önce diye gösterilen videomdan hareketle paylaşacağım. Şöyle ki, hatırlarsanız elma, kahve, yer bademi ve limon tohumu çimlendirmekle ilgili bir videom vardı. Şimdi yer bademiyle başlayayım. Şu gördüğünüz horchata dediğim, hani tohumlarını göstermiştim, İspanya'da bir içecek yapmakta kullanılan, Türkiye'de yer bademi olarak bilinen bitkiydi. O bitkinin tohumlarını şunlara ekmiştim. Bir önceki videomu izlerseniz görürsünüz, yer bademi, kahve, elma, limon tohumu çimlendirme diye. Burada horçatalara ait yer bademi bitkisi çıktı. Bunlar, bakın, köklerde şuradan çıkmışlar. Bu bitki aslında toprakta öremesi gerekiyor. Çünkü yemişi, ot gibi görünüyor ama çok değerli bir yemiş var, badem tadına benzeyen, göstermiştim. Bunlar bu köklerin içinde, yani yerde patates gibi üreyen bitkiler, kökleri yeniliyor, kökteki yumrular yeniliyor. Dolayısıyla bunları benim daha büyük bir alana ekmem gerekiyor. Bu işlemi yapacağım, bildiğiniz çıkarıp daha büyük bir alana ekeceğim. Ama devamı olan yine elma çekirdekleri, limon ve kahve dediğimiz ekimleri yapmıştım. Fakat şöyle söylemeliyim ki, burada limonlarım, bakın aynı yere ektim, bunu sonradan ektim, bu bir çeşit fitonya ki onlarla ilgili de sizi bilgilendirmek istiyorum. Bakın, ama burada iki tane limon çekirdeği çıkmış. Ve en güzeli de size elmalarımı göstermek istiyorum. Bakın, burada 3 tane elma çıkmış. Ve bu elmalar, hatta bu gelen 4. kahve mi elma mı bilmiyorum. Bakın, bu yeni çıkıyor. Onu biraz daha büyüyünce göreceğim. Çünkü elma şu şekilde bir yaprağa dönüşüyor. Ama altında tam da aşağıdaki gibi bir ilk çıkış şeyi var. Elmalarım ve limonlarım da çıktılar. Ben bu elmalardan bir tanesini şöyle daha büyük bir saksıya alıp aslında şey yapmak istiyorum. Çoğalmasına ve büyümesine yardımcı olmak istiyorum. Çünkü elma sonuçta bir ağaç. Ve bu kadar küçük bir saksıda bu kadar çok şeyle birlikte kalması ve büyümesi pek de mümkün değil diye düşünüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi, size daha önce söylemiştim, bir poşet çayım var. Bunları da yardımcı olması, güçlendirmesi için kullanabilirsiniz. Ben şöyle büyükçe bir saksıya topraklarımı yerleştiriyorum. Ve bu yerleştirdiğim topraklar içinde şuradan elmamı almaya çalışacağım. Ama burada başka bitkiler de var. Kaktüs türü. Bu elma baya aşağıya kadar gitmiş. Görmeniz için şöyle yaklaştırıyorum. Kökleri çoğalmış. Ve elmam, şöyle görmenizi istiyorum. Elmayı, şöyle iki tane elmayı yan yana ekeyim ki bir sorun yaşamaları halinde. Şöyle küçük bir çukur açtım. Zaten saksım ve toprağım hafif ve güçlü. Birini daha alacağım ama diğerini bırakacağım. Çünkü bakın, bu daha henüz küçük ama köklenmiş yeterince, yanlara da kök vermeye başlamış. Bu ikisini, ileride elma ağacı olacak bu ikisini, şöyle koyduktan sonra güçlendirmek adına şöyle toprakla takviye ediyorum. Güzel, çok zevkli şeyler bunlar. Çiçeklerimiz, işte bitkilerimiz bize her zaman cömertler. Onun için biz de onlara cömert olmalıyız. Bütün isteklerini vermeye çalışmalıyız. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Ve hepsi tohumdan bize birçok şey verebiliyorlar. Sadece tohumlarıyla dünyayı yeniden yaratabilecek işte bitkiler. Onun için onları çok seviyorum. Çok güzeller ve aynı zamanda cömertler. Evet.
Gördüğünüz gibi elmalarımı bu şekilde diktim. Can suyunu da vereceğim. Şöyle ilk suyumuzu veriyorum. Ve bu şekilde elmalarla ilgili işlemi tamamlıyorum. Buradaki diğer elmalarımı tekrar bırakacağım. Limonlarımı da bırakacağım. Fitonyamı da burada tutacağım. Burada bir de kaktüs türüm var. Onlar ve burada büyüsün diye, çoğalsın diye koyduğum bitkiler. Evet, horçatalarımı da daha büyük bir yere ekmek istediğim için. Ama şöyle yapayım. Şuradaki bir tekli olanı şunu almaya çalışayım. Ki böylece yeterince alan olsun. Diğerini de salonda büyük bir saksım var. Ve toprağı da mevcut. Onun içinde tutarak orada yayılabilirdi. Yatay bir saksı çünkü. Deneyeceğim. Hatta bir tanesini bir anaokulumuz var. Yeşil Kız Anaokulu. Oraya dikmeyi düşünüyorum. Bahçesinde. Bakın şimdi bu horçatalın bitkisel olarak kökünü fazla dağıtmadan ki şöyle bir bakmak istiyorum. Hiç bitkisel bir çoğalma var mı? Gördüğünüz gibi yok. Kök var ama yumrulanma oluşmamış. Belki de dediğim gibi alan çok dardı. Kökler içeride kalacak şekilde bunu şöyle. Ah! Hey, burada bir yumru buldum. Gerçekten bunu sizinle paylaşmak isterim. Bu ilk tohum değil. Bakın yeni bir yumru. Hatta onu biraz silersem, yani yıkayabilirsem. Evet, çok güzel. Gördüğünüz gibi bakın şurada yumrusu da var. Demek ki bu dipte yeterince geniş alan bulursa, ki ben bunu içe almaya çalışacağım. Geniş alan bulursa bu şekilde yumrular yapacak. Ve bu yumrular bademe benzeyen tatta çok güzel ve yenilebilir kuru yemişler olacak. Evet, horçatam da bu şekilde. Burada diğerlerini daha geniş bir alana alacağım. Bugünlük eski videolarımla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Hoş kalın, hoşça kalın diyorum. İyi günler.